Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. WhatsApp her ne kadar şu ana kadar birçok kriz veya skandal atlatmış olsa da hala dünyanın en çok kullanılan sohbet ve mesajlaşma uygulaması. Dolayısıyla özellikle bu eksi yönlerini telafi etmek için sürekli geliştirilmeye ve bize yenilikler sunmaya tam gaz devam ediyor. Ben de sizler için hem mobil uygulamasında hem de masaüstü versiyonunda öne çıkan güncel yenilikleri bir araya getirdim. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Başlangıcı görevimiz tehlike misali kendi kendini imha eden mesajlar, yani karşı tarafın sadece bir kere görebileceği fotoğraf veya videoları nasıl gönderebileceğimizle yapalım. Normal şartlarda herhangi bir mesaj yazarken görünmeyen bu sekme sadece ataç simgesine bastıktan sonra bir fotoğraf veya video eklediğinizde içerisinde bir rakamı bulunan bir simge ile beliriyor. Eğer medya dosyasını gönderirken bu düğmeye basarsanız karşı taraf dosyayı gördükten hemen sonra silinecek. Dolayısıyla sizin için gizliliğin önemli olduğu anlarda kullanılabilecek oldukça faydalı bir özellik diyebilirim. Tek kötü yanı karşı taraf için ekran görüntüsü alma özelliğinin kısıtlanmamış olması. Telegram veya Signal gibi uygulamalarda bulunan ekran görüntüsü alma özelliğinin bu gibi durumlarda kapatılması WhatsApp'ta da olsaydı çok iyi olurdu. Bu arada kanalda WhatsApp haricinde Telegram veya Signal gibi diğer mesajlaşma uygulamaları hakkında da ipuçları bulunuyor. Küçük bir spoiler vermem gerekirse Signal kesinlikle daha güvenli ama Telegram'da da insanın aklına bile gelmeyen bir sürü özellik var. Dolayısıyla eğer WhatsApp haricinde farklı bir uygulama kullanmak isterseniz kartlara eklediğim linkleri, yani şuralara, mutlaka izlemenizi öneririm. Ben çok kullanmasam da çoğu arkadaşım genellikle kolayına geldiği için yazılı mesajlar yerine sesli mesajlar göndermeyi daha fazla tercih ediyor. Ama bu özellik bazen abartılıp bildiğiniz tek taraflı sohbete dönüşebiliyor. Bu nedenle oturup da mesajın tamamını dinlemek bir noktadan sonra bayağı bir sıkıcı olabiliyor. İşte tam da böyle durumlarda kullanabileceğiniz bir özellik olarak ses kaydını dinlemeye başladığınızda yan tarafında beliren 1x, 1.5x veya 2x gibi dereceleri basarak mesajı hızlandırabilir ve daha kısa sürede dinleyebilirsiniz. Araya bir de benim için anlamı ve önemi büyük olup sizin sadece 2 saniyenizi alacak kanala abone olma işlemini eklemek istiyorum. Önceki videoları seyredenler varsa hatırlayacaktır. Hedefimiz şu abone olan kullanıcılardan gelen izlenme sürelerini önce ikili hanelere, sonra da %50'lere ulaştırmak. Şimdiden teşekkürler. Hepimiz uzun yıllardır WhatsApp kullandığımız için sohbetler ekranının tepesinden aşağıya doğru uzayan sayısız yazışmalarımız olabiliyor. İşimize yaramayanları evet direkt silebiliyoruz ama ya silemediklerimiz ne olacak? Bunları da tabii ki arşiv bölümüne atacağız. Ama bu sefer de arşive attığımız kişi veya gruplardan bir yazı gelirse tekrar ana sohbet sayfasında geri dönmesi bence çok sinir bozucu. Çünkü önceden arşive almış olmamızın artık bu aşamadan sonra hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Neyse ki ayarlardan sohbetler menüsüne girdiğinizde sohbetleri arşivde tut sekmesini işaretli hale getirirseniz bu bölüme aktarılan yazışmalar tekrar aktif olsalar bile yer değiştirmeyecek, sohbet ana sayfasındaki arşivlenmiş sekmesinden görebileceğiniz bir bildirim ile burada henüz okumadığınız bir mesaj olduğunu da görebileceksiniz. Yani arşivlenmiş mesajlar siz tekrar ana sayfaya alana kadar burada durmaya devam edecek. iPhone'dan Android telefonlara veya Android'den iPhone'lara geçerken ikisinin birbirinden tamamen farklı platformlar olmaları sebebiyle WhatsApp yazışma geçmişinizi tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Gerçi bu işlemi bilgisayar üzerinden yapabileceğiniz yazılımlar veya farklı çözümler var. Ama onları da ya satın almanız ya da bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Neyse ki artık iPhone'lardaki WhatsApp uygulamasına eklenen özellikle tüm arşivinizi ayarlar, sohbetler menüsü altından sohbetleri Android'e taşı sekmesine basarak aktarabileceksiniz. İşte ben buna hayat kurtaran muhteşem bir özellik derim. Hemen aklıma acaba aynısı Android telefonlar için de geçerli mi diye kontrol etmek geldi. Ama maalesef benzer bir menüyü Android versiyonunda göremedim. İleride umarım gelir diyerek sonraki maddemize geçelim. Eskiden arkadaşlarınızdan gelen bir grup aramasına müsait olmadığınız veya herhangi bir sebepten dolayı kaçırdığınızda geri dönmek için 30 takla atmanız gerekiyordu. Merak etmeyin, şimdi 30'unu birden burada saymayacağım. Ama artık grup çağrısına o an giremeyecekseniz reddetmek yerine
yoksa'ya basıp devam edebilir. Sonra da müsait olduğunuzda sohbet hala devam ediyorsa bunu aramalar sekmesinin en üstünden görebilecek ve sohbete hissettirmeden geri dönüş yapabileceksiniz. Facebook, yani yeni adıyla Meta, WhatsApp için mobil uygulamasını geliştirirken eş zamanlı olarak masaüstü uygulamasına da yenilikler eklemeye devam ediyor. Bu aşamada öne çıkan en önemli yeniliği bence masaüstü versiyonunu kullanabilmek için cep telefonunuzun mutlaka açık olması gerekliliğinin ortadan kaldırılmış olması. Böylelikle masaüstü uygulaması da artık kendi ayakları üzerinde durabilen bağımsız bir hale getirilmiş oldu. İkinci aşamada ise bence masaüstü versiyonuna yeni eklenen görüntülü ve sesli görüşmeler yapabilme özelliği geliyor. Artık istediğiniz kişinin bilgi kartına bastığınızda sağ üst köşede kamera ve mikrofon simgelerinin eklendiğini görebilirsiniz. Yani ister sadece sesli veya isterseniz de hem sesli hem de görüntülü görüşmeleri bilgisayarınızın kamerasını ve mikrofonunu kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. İşin en güzel taraflarından bir başkası da aynı anda mesaj gönderebiliyorken dosya alışverişi de yapabilmek. Üçüncü ve son aşamada ise aynen cep telefonlarında olduğu gibi fotoğraf gönderirken zengin düzenleme araçları ile düzenlemeler de yapabilmek. Galerinizden istediğiniz fotoğrafı seçtikten sonra üst bölümdeki düzenleme araçları ile emojiler veya stickerlar ekleyebilir, yazı yazabilir, çizimler yapabilir veya görselin istemediğiniz bölümlerini kırpabilirsiniz. Tabi destekleyen düzenleme araçları için alt bölümden farklı renk alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz. Bu arada fotoğraf gönderirken aşağıda fark edeceğiniz üzere sadece bir kere görüntülebilen fotoğraf veya video paylaşımı özelliği aynen masaüstü versiyonunda da kullanılabiliyor. Kısacası eğer benim gibi kalın parmaklara sahipseniz cep telefonundan yazı yazmak bazen işkenceye dönüşebiliyor. Bu yüzden masa başında otururken genellikle ve hatta çoğunlukla masaüstü versiyonunu tercih ediyorum. Evet, benim aklıma gelen ve fark ettiğim güzel özellikler bunlardı. Sizlerin ekleyeceği farklı ve dikkate değer seçenekler varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Son olarak videoyu buraya kadar izleyen sadık takipçilerim arasında abone olmayanlar varsa ne yapacaklarını mutlaka biliyorlardır. Ek olarak videoya bir beğeni ve yorum da süper olur. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım teknolojik içeriklerde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Veya gruplardan bir yazı gelirse tekrar ama bu sefer de arşive attığımız mesajların içerisindeki veya farklı çözümler var ama onları da yazında benzer bir menüyü Android versiyonunda maalesef bu arada fotoğraf gönderirken aşağıdaki fark bence masaüstü versiyonunu kullanabilmek için cep telefonunuzun